Eyvallah. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. 2018 hatırladık herhalde. Hatırlamaz mıyız? Tabii ki hatırladım. Hayır, burada bizim videolar var başkanım. Ay kurbağa hazırlamaz mı? 2018'de. Salı pazarına başkanım. Başkanım şöyle. O zaman da beri destekliyoruz, sıkıntı yok. Belirteyiz. Helal olsun size. Sonuna kadar. Sağ ol. Nerede çeksinler? Hayır böyle istersen. Başkanım önlük bağlatabilir miyiz? Bağlat. Temiz önlüğümüz başkanım. Eyvallah. Halkın adamı yine halkın içerisinde arkadaşlar. Sağ ol. Dürüst, samimi İstanbul'u yöneten lider. Eyvallah sağ ol. Tamam, çektin mi? Hadi bakalım, bağlayalım. Evet. İlla önlük bağ, bir şey önlük bağlıyoruz ama bir şey aldığımız yok. Ha. Sizin varlığınız yeter başkanım. Şu ayvadan alalım, ayva güzel. Ayva tamam. Değil mi? Yanlış gelmiyorum. Ayva ekmek ayvası başkanım. Başkanım bir resim beraber. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayva alalım birkaç kilo. Ayva alıyoruz. Gel anacığım, gel amcacığım, gel yüreğindekini yapayım. Nereye gitti amca? Ya amca gel bir iki mandalina vereyim sana. Ya tamam. Millet için için yapıyoruz ama ben hayır gönlümden geçti sana bir iki çanta bir şey sağ ol, teşekkür ederim. Almış gibi oldum. Hakkını helal et. Allah razı olsun. Sağ ol. Başkanım. Allah razı olsun. Bir video açacağım başkanım. Murat Kurum diyor ki bu seçimi diyor kazanırsak Gazze'liler kazanacak. Allah akıl versin. Bu seçimi kazanırsak diyor işte Filistin'dekiler kazanacak. Allah akıl versin. Bütün insanları idare ettiler, baktılar ama Türk halkına, vatandaşına bakmadılar. Hep kandırdılar, oyaladılar. Hala oyalanma peşindeler bunlar. Davalarında samimi değiller. 2018'den bu yana 5 sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı ama hiçbir şeye imza atmadı. Bu saatten sonra atamaz. Atmayacak da. Atmayacak da. Başkanımız burada. Bütün desteklerimiz size başkanım. Sağ ol kardeş. Allah yardımcınız olsun başkanım. Yüreğine sağ ol. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Hadi bakalım. Ablacığım sağ ol. Ay hoş geldin. Ay sağ ol anneciğim sağ ol. Sabahtan beri bekliyor seni. Merhaba efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Pazarınız güzel geçsin inşallah. Allah razı olsun. Bir isteğiniz. İnşallah bundan sonraki güzel olur. Olacak. Olacak. Bilmiyorum ben emeklilerden çok şikayetçiyim. 9 günler maaş veriyor. Nasıl geçineceğiz? Olmaz. Biz zaten onu anlatıyoruz. Biz zaten şu anda yeni sosyal politikalarımızın mesela çocuk, kadın ve emekli kısmını arttırdık. Yani çünkü biz bakıyoruz mesela emekliye eğer bir emekli maaşı giriyorsa eve dedik ki bu sene itibariyle o haneye 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. Hayır benim eşim öldü diye parayı kesiyorlar. 9 milyar maaş alıyor. Eşim öldüyse benim suçum ne paramı kesiyorsun? Allah rahmet etsin. O ayrı tamam ama doğru haklısınız. Yani evet. Türkiye'de emekli politikaları iyi yönetilmiyor. Valla yani, emekli dulları düşünsünler. Öyle, yönetilmiyor. Ölmüyor, emekli olsun diyorlar ama zaten. Yani, yani aç olsun diyor. Ne yapacağım bu, pazarda? Şu anki, pazara çıktım başkanım. Evet. 500 milyon bomboş çanta. Öyle. Biz onun için bu destek paketini açıklıyoruz. Bak evi dönüşüme giren emekli eğer tek bir emekli maaşı giriyorsa %65'ini biz karşılayacağız. Bak yeni politikalarımız dinleyin. Ama bu emeklinin temel sorunu bizim sorunumuz değil ne yazık ki. Yani bunu hükümet belirliyor biz değil. Evet. Belirliyor. Onun için... Hükümete 10 milyarı vereceksin eline git geçin bakalım bir ay diyeceksin. Ay daha 1000 lira para verdi ya bayram parası. Çok verdi. Hocam beni duyuyorsun çok değil mi? Evet. O 1000 lirayı ben ona bayramda hediye edeceğim. O çocuklarının torunlarına verdim. 1000 lirayla ne alacağız biz? Nasılsınız? Ya yeter ki desteğinizi istiyoruz. Onur'a desteğinizi istiyoruz İYİTE burnunda. Tamam. Resim kolay. Biz desteğinizi istiyoruz. Anneciğim zaten. Senindeyiz zaten. Kolluk çocuk senindeyiz biz zaten. Hatim indir şeyim. Hocamsınız başkanım. Hatim indirdim geçen seçim sizi. Allah razı olsun. Dualarım yine okuyorum. Ne mutlu bana. İnşallah kazanacaksınız. Ne mutlu Rabbim bana. Allah razı olsun. Sizinle birlikte olsun. Allah kabul etsin. Biz sizinleyiz. Ne mutlu bana. Olsun. Duanız yeter. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler. Anneciğim nasılsınız? Teşekkür ederim yavrum. Sağ ol. Ne güzelsin. Ne mutlu oldum. O güzel yüzünle bana dua et anneciğim. Allah razı olsun sağ ediyorum yavrum. Her zaman senin ne mutlu bana. Çok sağ ol. Sağ ol yavrum. Ailenize Allah selamlarımı, saygılarımı iletirim. Onun kardeşim de Zeytinburnu adayımız. Çekiyor musun? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. İstersen gel sen. Bunu kazanacağız inşallah. Sizlere çok şanslı böyle güzel ablası var. Sen çok şanslı böyle güzel ablan var.
Evet, gül. He, güneş adam seni. Güneş adam. Gel. Gel. Gelirken. Hadi. Hadi. Anneye git de bay bay yap anneye. Bay bay yap. Bay bay yap. Çocuklar nasıl zeki? Hiç anneye bay bay yapmıyor. Sonunu anlıyor. Bay bay yap gitsin anne. Biliyor Emin ellerde olduğunu bence. Teşekkür ederim size. Eyvallah. Hadi bakalım Allah bağışlasın. Evet, evet, gidelim mi biz? Gidelim başkanım, mi? Başkanım bir resim çekelim. Öyle gidelim mi? Alparslan. Alparslan. Başkanım. Ben Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Video üniversitemize çok hizmet yaptınız. Ya, teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Onlar bizi ödülü istediler. Evet. İstediler. Siz sahip çıktınız. Ne demek? Boğaziçi bizim pırlantamız. 2028'de sizi inşallah Cumhurbaşkanı olarak görürüz. Tabii ki bir fotoğraf çekilebilir misiniz? Sağ ol kardeşim. Benim ne? Ben matematik öğretmenim. Başarılar. Sağ olun. Allah sana güç kuvvet versin. Merhaba başkanım. Merhaba başkanım. İnşallah kazanacağız. İnşallah. Sizin desteğinizle var ol. Bütün aileye selamlar kocaman. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bacım sağ ol. Nasılsınız başkanım? Pazarınız güzel. Ayaklıyoruz. Buyurun. Başkanım hoş geldin. Tamam sağ ol. Seviyorum seni. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Merhaba. Başkan yapar. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. İyi günler abla. Beraber. Hepinizi koruyoruz. Hoş geldin. Sağ ol ablacığım, sağ ol. Evet, teşekkür. Ablacığım, sağlıklı günler dilerim sana. Başkanım. Duanızı isteriz anneciğim. Bir isteğin var mı bizden? İnşallah kazanırsın bunu. Sağ olun, sağ ol anneciğim. Desteğinle başkanım. Çok teşekkür ederim. İnşallah işiniz Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. İyiyim anneciğim. Sağ ol. İnşallah tekrar kazanırsın. Ne mutlu bana inşallah. Merhaba yiğidim dedim. Evet. Ay kurban olayım. Ellerinizi öperim anneciğim. Sağ ol. Annenize selam söyle. Ailenize selam söyle. Sağ ol. Başkan Allah kolay gelsin. 25 yönü kalkmak. Çevirdin mi? Söz bu sene size oy vermeye düşünüyoruz. Ve vereceğiz inşallah. Hoş geldiniz mahallemize. Ben size mahvetmeyeceğim inşallah. İnşallah. Aşkına ediyoruz ki başkanım. Beydim. Çok teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. Şöyle bir açıklama yapayım. Bir sene bırakmayın. Tamam. Bir sene siz kazanmanızı istiyoruz. Gerçekten artık yeter yani. Tamam. Gına geldi bu diğerlerinden. Birlikte kazanacağız. İnşallah, inşallah. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sağ olun. Bir türlü kısmet olmadı. Evet. Ne güzel. Bir isim olabilir. Tabii, tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kızımıza başarılar. Evet, buyurun efendim. Sağ olun. Hayırlı sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba, sağ olun. İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Gel, telefon daha iyi. Evet, buyurun. Biz de başkanım. Abi, iyiyim sen de. Başkanım, inşallah kazanacağız. İyi, beraber başaracağız, birlikte kazanacağız inşallah. Desteklerinizle. Diş hekimiyim hemen şurada. Öyle mi? Ne güzel. Tamam. Böyle biraz esnaf ziyareti yapacağım. Çok selamlar. Çok başarılar. Ne kadar güzel, genç bir diş hekimi. Evet, hepsi. Yolunuz açık olsun. Çok naziksiniz. İnşallah. Çok sağ olun. Sonuna kadar. Ailenize de selamlarım iletin lütfen. Hep birlikte sizinleyiz. Sağ ol. Bir fotoğraf çekelim. Abi, kim çekiyor? Başkanım. Merhaba. Başkanım. Tabii, tabii. Var olan. Abi. Gel. Tek kazanacaksın abi. Beraber. İnşallah. Başkanım. Senin için 4 tane oldu. Aynen. Başkanım. Sen kazanacaksın. Senin için yazlığa gitmiyoruz. Eyvallah. Sağ ol. Senin için. Sağ ol. Hep seni seviyoruz. Hadi bakalım. Güzel enerjisi bol kızımız. Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyi. Kaça gidiyorsun? 8'e gidiyorum. Harika görünüyor. 20 olursun. Yardımcı olur mu? Hadi çek bakalım. Tamam. Tamam. Böyle bir enerjisini alalım kızımızın. Ekrem Bey. Ela. Hep böyle güzel ve gülücük de olsun. Teşekkürler. Tamam mı? Kızcık daha geldi. İyi misiniz? Sağ olun ablacığım. Hep birlikte. Sağ olun. Hep birlikte kazanacağız. Ben bir başkanım hayırlı olsun. Bu seçim bir partinin inşallah. Değil, milletin kazanacağı seçim. İnşallah başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir tane senden daha sana dua ediyoruz. Allah i̇nşallah razı olsun. Olursun. Allah razı olsun. Bizden parti olarak seninleyiz. Her zaman da Allah'ın izniyle seninleyiz. Neyse bunu hoş geldiniz. Bir dile getirin. Bunu bizim de ihtiyaçlarımız vardı. Bizim ev hanımlarının emeklilik projemizi biz geçen seçimde hükümet olursak diye açıkladık. Bu önemli bir sorun. Çünkü haklısın. Yani ev hanımlarının sigorta primlerinin ödenmesiyle emekli olabilmesi sağlanabilir. Bu konuda proje açıkladık ama tabii biz hükümet olmadık. Ama bunu gündemden düşünmemiz lazım. İnşallah ama düşürmeyin. Tamam. Bizi de düşünün. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Çok değerli söyledin biliyor musun ablacığım? Çok değerli. Ama biz ne yapıyoruz? En azından evde duran anneyi düşünüyoruz. Diyoruz ki çocuğu varsa 4 yaşına kadar ücretsiz kart veriyoruz ona ulaşsın diye toplu taşımada.
bu tür desteklerimizle evlere ne bileyim ihtiyacı varsa sütünü yolluyoruz. Mümkün olduğu kadar çocukla anneyi böyle daha katkı sunan bir belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz. Bunu daha başkanım, da büyüteceğiz. Başkanım ele bakmak çok zor. Çok zor biliyorum. Çok zordur. Ama bizim elimiz el değil. Bizim elimiz senin elin. Belediyenin İnşallah, eli senin elin. İnşallah desteklerim zaten hep sizinledir ama. Hayır şunu söylüyorum. Belediyenin eli senin elin. Çünkü senin ihtiyacın varsa belediye buna koşmak zorunda. Devlet de koşmak zorunda. Ama kaç defa buraya başvurdum. Her seferinde bir engel çıktı. Nereye başvurdun? Zeytinburnu Belediyesi'ne başvurdum. Tamam başkanım. Biz orayı biz yeni dönemde inşallah Onur kardeşimle daha duyarlı çözeceğiz. Onur bizim buradaki genç adayımız. İnşallah desteklerim sizi. Ama seninle ilgili başka bir husus varsa bizim de senin başvurunu alacak bir yerimiz var. Bir konuşturalım seni tamam oldu, ablacığım? Tamam başkanım. Oldu. Buyur sen bir notunu alsınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Milliyetçi olmama rağmen sizinleyim inşallah. Biz inanın sizin bütün değerlerinizi... Milliyetçilikten tiksindim yani. Bizim bütün değerlerimizi biz taşıyoruz. İnşallah kazanacağız başkanım. İnşallah başkanım. Sağ ol. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Günümüz güzel olsun. İnternetimiz inşallah. Esnaf olarak yetmiyor galiba. Biz de tam oturuyoruz. Evet. Güzel. Evet. Desteğinizi istiyoruz. Evet. Onur kardeşim de burada genç adayımız. İnşallah hakkınız birlikte beraber inşallah güzel. Sağ olun çok naziksiniz. Ne mutlu bana. Teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten. Çok naziksin. Var mı bir isteğin? Resim çekimi. Olur memnuniyetle. Yardımcı olun. Memnuniyetle. Buyurun. Nasıl bakalım? Başkanım bir şey söylemek istiyorum. Söyle kardeşim. Geçen seçimde eğer hatırlarsanız Hazedar'da miting yapmıştınız. Doğrudur, çok yere geçtik ama. Ben oraya gelmiştim, iş yerinden kaçamak yapıp gelmiştim de. Tamam. Siz konuşma yaparken biz hoparlör bağladık. Başkanım sizi seviyoruz diye. Konuşmanızı da kesmiştim ben de o sırada. Hani adama bakın ben konuşma yaparken hoparlör bağlamış, helal olsun. Sizi de görmeye geleceğim demiştiniz bana. Eyvah. Ama iş yerinden de beni patronla ripşe yapmıştı. Eyvah. Çabuk iş yerine geldi ya. Kaçmıştı böyle de. Ama inşallah bu seçimde de kazanacaksınız. İnşallah kardeşim. Ya gönlümüz sizden yana. Ne mutlu gerçekten bana. Çok seviyoruz sizi. Çok güzel bu nazik duygularınız. Siz çok bizden daha naziksiniz. Çok estağfurullah, teşekkür ederim. İnşallah kazanacaksınız. Eyvallah. Yönetici, kamu yöneticisi vatandaşına nazik olmak zorunda. Evet hocam, Allah razı. Bazen vatandaş agresif olabilir, kızabilir, kızgın olabilir, üzgün olabilir, duygularını dile getirebilir. Biz onu alacağız. Hani futbolda vardır ya göğsünde evet, topu yumuşatırsın. Evet, evet başkanım. Biz onu alacağız, yumuşatacağız. Sonra tekrar konuşacağız. Karşılıklı saygı çerçevesinde. Çünkü kamuoyu şuna alıştı yani hani sert yönetici. Hep böyle sert değil. Tam değil. Tersi. Yani bu evet. Memleket Cumhuriyeti kurduğu günden beri bize bir şey bağışladı yani Atatürk'ün sayesinde. Neyi biliyor musun? Senle ben eşitim kardeşim. Allah razı olsun hocam. Metin Bey'le işte Onur Bey eşit. Başkan o bu şu yok. Sadece makamlar, el ele kamu makamları nasıl bir şey biliyor musunuz? Siz bize yetki veriyorsunuz. O yetkiyi en iyi şekilde kullanıyoruz ve size hesap vereceğiz. Bu ahlakı, bu terbiyeyi getirmediğimiz sürece hep gelecek kaygısı duyarız. Bunu düzelttiğimiz zaman var ya sen, çocukların, ailen o kadar mutlu olursun ki. Bunu şöyle çocuğum var başkanım. Allah i̇nşallah, bağışlasın kardeşim. İnşallah yani geleceği i̇nşallah, güzel olur. İnşallah. Ha, gönlümüz sizden yana. Çabamız bu yönde ve bunu yapacağız göreceksin. İnşallah kazanırsınız. Sağ ol kardeşim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür. İlk seçimde de sizi burada görmüştüm. Gene burada ne mutlu bana. Kekmeköy'den geliyorum sizi. Ay sağ ol ne güzel valla. Allah'a emanet olun. Orada değil burada olsun. Buluşmuş olduk evet. Sağ ol. Sevgiyle kalın. Hayırlı işler. Teşekkürler. Duayı almak en büyük duygunuz. Hak Muhammed'in Resulullah. Aliyul Veliyullah, Kerem'in Memrullah, Şefaat ya Resulullah. Bu dürüst insanın da yüce mevli, yardımcı ol. Başarılarını artır. Arkasında bizler varız peygamber torunu olarak. Niyazımız senden beraber. Allah eyvallah. Allah razı olsun. Allah yardımcı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kurban olurum. Sağ ol. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Daha iyi olacağız inşallah. İnşallah. Hayırlısı bakalım. Desteğinizle. İnşallah. Hayırlısı diyelim. Ne olur. Tabii ki. Tabii ki. Her şey hayırlısı olsun. İnşallah. Ya bakalım dediğiniz gibi güzel olacak mı? Olacak olacak. Ha? Biz de hizmetler yaptık. Daha iyisini yapmak için geleceğiz inşallah. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İnşallah yani herkes sözünde durur. Sizin için kastetmiyorum. Genel anlamda. Tabii ki. Zaten yani şöyle bir şey var. Tutabileceğiniz söz vermemiz lazım. Sözünde durabilirse çok daha iyi olur. Öyle. Çünkü yani görünen köy kılavuz istemez. Ortalığı görüyorsunuz. Şartları görüyorsunuz. Öyle, öyle. Yani burada bizim halk olarak temennimiz şu. Yani şu veya bu olmasından ziyade biz yapılan ve bize yapılan hizmetlere bakıyoruz.
Bizim niyetimiz böyle bir öyle, şey. Öyle tabii yani, tabii zaten. Bunu da sizden bekleriz eğer devam ederseniz tabii ki. Tabii. Başarılar dilerim. Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Onur Belediye adayımız. Daha önce merhabalaşmıştık. Başarılar. Eyvallah. Günlerde şehirlere dönük şeylerim var, kaygılarım var. Kaygılarını biz gidereceğiz. İnşallah. Biz gidereceğiz. İş konusunda olsun, diğer konularda olsun. Kaygılarını biz gidereceğiz. Yeter ki sizleri meslek sahibi, iş sahibi yapalım. Ona çalışıyoruz. Tamam kardeşim. Öpüyoruz seni. Desteğini istiyoruz. Sağ ol. Hoş geldin. Hemen bakacağım sana. Gelin tanışalım. Hadi bay bay. Güzel annem. Vanli isteğiniz. Allah razı olsun. Duan olursa olur anneciğim. Biz sana layık oluruz. Allah razı olsun. Oy kurban olurum. Duan yeter. Sizin her namazdan sonra size dua edeyim. 5 senedir duacınız. Ne mutlu bana güzel anne. Zaten beni o tutuyor ayakta biliyorum. Bazen diyorum. Çok büyük bir hayranınız. İnsanlar diyor nasıl ayakta kalıyorsun. Valla dualar yanımda diyorum anneciğim benim. Sağ ol. İnşallah. İyi misiniz? Siz kızı... Yok ben geliniyim. Gelini. Siz? Ha beraber değilsiniz. Pardon. Anne. Öyle mi? Aa gel. Gel beraber çekilelim. Gel. Ben alayım. Ver karşıya. Buyurun lütfen. Gel. Böyle gelin. Ne güzel. Bütün aile bir arada. Ha? Sağ ol anneciğim. Teşekkür ederim. Evet buradayız efendim. Evet karşıya bakıyoruz. Beraber. Tavuğun kilosu kaç lira? Biz kiloyla satmıyoruz. Yok soru yani. Gerçekten soruyorum. Kiloyu alıyorsun ya. Kendimiz kaç? Gramajlık aldığımız için gramajlık tavuk. Tamam bir yani tavuk 700-800 gramdır. Kaça geliyor tabii? 200 gram alıyoruz ama biz 150 liraya satıyoruz. 150. Yani ortalama 80-90 lira var. Evet. Yani çünkü bugün evet yani 1,5 kiloya denk geliyor 200 lira banknot. 200 lira ilk çıktığında 42 kilo tavuk alıyordu. Başkanım evet, tavuk 14 et ne olacak başkanım et? O zaten onu, et ne olacak yani? Ölçemiyoruz bak. 200 lira ilk çıktığında 42 kilo baktırdım. 42 kilo tavuk alıyordum. Şimdi 1,5 kilo. Tabii çok daha zam. 14 sene. Yani. Dünyada böyle bir zam yok. Yani. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Evet. 14 senede bak. 14 senede yani. Böyle bir şey başkanım, yok. Başkanım eti sütü 200 yedirmeyecekler. Bizi aptal yapacaklar. 200 lira 130 dolardı. Çıktığında 14 sene önce. Şimdi 6 dolar. Evet. Çok fark var arada. Yani. Başkanım, paramız kul oldu yani. Bak yani. Sen, ben fakirleşiyoruz, yoksullaşıyoruz, umutsuzlaşıyoruz. Bizim en okuttuğumuz çocuklarımız bile yani işe girse burada hiçbir şey elde edemiyor. Hepsi Avrupa'da. Ama çok affedersin gidiyor işte yurt dışında herhangi bir ülkeye. Orada bir herhangi bir işte buradaki mesleğinin işinin iki katını üç katını. Biz bugün böyle bir ülke değiliz yani. Evet, bunu hak etmiyoruz. Bizim insanımız bunu hak etmiyor. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.